Mesnevi katre 80. Bunun için dünya kafire cennet yani ahirete nispeten mümine cehennemdir. Yani saadet ebediyesine nispeten yoksa dünyada dahi mümin yüz derece ziyade mesuttur. Dünya hayatı hakkında Efendimiz dünyada rahat yoktur buyurmuştur. Bu genel bir kaydedir. Dünya rahat yeri değildir. Çalışma yorulma yeridir. Dünya ahiretin tarlasıdır. Hadis-i şerifte aynı manayı ders verir. Tarlada rahat yoktur. Daima huzur içinde ve sıhhatli yaşayan ne kendisi ne sevdikleri hiçbir dert çekmeyen, yorulmayan, ihtiyarlamayan bir insan düşünülemez. O halde dünyanın yapısında rahat yoktur. Bu bütün insanlar için böyledir. Mümin kafir farkı yoktur. Bununla birlikte dünya nimetlerinden istifade ederek bir derece refah içinde yaşayan bir kafirin bu hali ahirette çekeceği ebedi azapla mukayese edildiğinde bir cennet gibi görünür. Müminin bu dünyada çektiği sıkıntılar ise cennetteki ebedi saadetine nispetle cehennem gibi olur. Mutluluğun aksamı çoktur. Tensel mutluluk, tinsel manevi mutluluk, kalbi mutluluk, vicdani mutluluk vesaire. Batı medeniyeti belki tensel mutluluk konusunda ileri seviyede olabilir ama aynı başarı diğer mutluluk aksamlarında gösterdiği söylenemez. Batı medeniyeti Afrika ve geri kalmış ülkelerin elindeki kuru ekmeğe varana kadar sömürmüştür. Sonra da lüks içinde yaşamışlardır. Gerçek mutluluk insanın kalbi, ruhi, vicdani, itme itminana ermesiyle mümkündür. Batı medeniyetinde insanlar çok konforlu ve zengin bir hayata sahip olmalarına rağmen manevi ve insani değerler açısından bir o kadar vahşi ve mutsuzdur. İntiharın en çok gelişmiş ülkelerde görülmesi bu iddiamıza bir karinedir. Allah'ın iki şeriatı vardır. Birisi kelam sıfatından gelen İslam şeriatıdır. Bu şeriat insanların içtimai ve siyasi alanlarını tanzim ve tedbir etmek için kitap ve peygamberler vasıtasıyla gönderilmiştir. Yani insanların ibadet ve içtimai hukuk sistemini düzenler. Bu şeriatı terk eden ebedi saadeti kaybeder, uhrevi hayatta perişan olur. Diğeri ise kudret sıfatından gelen kainatta vaz olan adetullah şeriatıdır. Bu şeriat kainatta konulmuş olan bütün kanunları toplamına denir. Mesela suyun kaldırma kanunu, yerin çekim kuvveti, soğuğun üşütmesi, sıcağın yakması, kuvvetin üstünlüğü, çalışmanın başarı getirmesi tembelliğin başarısızlık ve fakirlik getirmesi demirin işlenebilirlik vaziyeti gibi saymakla bitmeyecek kanunları vardır bu şeriatın bu şeriatı terk eden dünya hayatında perişan olur ve sürekli ezilmeye mahkum olur mesela ateş elini sokarsan yanarsın soğa tedbirli çıkmaz isen hasta olursun çalışmaz isen fakir kalırsın burada müslüman ve kafir ayrım yoktur kim bu şeriata uyar ise dünyada rahat eder kim uymaz ise dünyada perişan olur Allah böyle bir yasa, böyle bir şeriat koymuş. Her insan bu şeriatı uymak ile mükelleftir. Şimdi hem dünyada hem ebedi alemde rahat edip perişan olmak istemiyorsak her iki şeriata da ittiba etmek zorundayız. İslam şeriatını alıp kevni şeriatı terk eder isek bu dünyada perişan saadeti ebediyede ne olacağımız meçhul olur. Dünya olmadan ahiret hayatını yaşamak zordur. Mesela hac, zekat, cihat, tebliğ bunlar hep maddi kuvvete bakar. Maddi kuvvetin olmadı mı bunları yapmak imkansızdır. Maddi kuvvetin olması da ancak Allah'ın kevni şeriatına uymak ile mümkündür. Dünya hayatını asıl maksat ve gaye yapmadan dünya hayatını ebedi saadete dirsek ve vasıta yapmak gayesiyle dünyayı dört el ile sarılmamız gerekir. Sadece kevni şeriatı alıp İslam şeriatını terk edersek bu seferde dünyada geçici ve yalancı bir rahatlık yaşar. Ebedi alemde ebedi bir perişaniyet kazanır. Yaşarız. Öyle ise her iki alemde rahat edip perişan olmamak için her iki şeriata da uymak zorundayız.